Markayı müşterinin aklına kazıyalım. Videosu başlıyor. Çık. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni Nesil'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle birkaç video önce konuştuğumuz marka üzerine yaptığımız sohbeti, bir de markayı müşterinin aklına nasıl kazırız? Yani rejimizin açılışıyla markamızı nasıl konumlandırırız? Bunun üzerine bir değerlendirme yaptık. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. O videomuzda ne yapmıştık? Çocuğu doğuruyorduk. Markamıza bir çocuk birey demiştik. Çocuğu doğuruyoruz. Çocuğa bir kimlik veriyoruz. Çocuğa isim veriyoruz. Anlaşılır, telaffuzu kolay, global bir isim. Ve ondan sonra çocuğumuza göbek adı veriyoruz. Slogan, Honda, hayat onda. Unutmuyoruz. Ve en son olarak da bakıcıları, yani ekibimizi kuruyoruz. Peki bundan sonra müşterinin aklına nasıl kazanıyoruz? Videoya geçelim. Müşterinin aklına nasıl kazınırız? Yani sizin şu an aklınıza gelen marka sizin aklınıza nasıl kazındı ve biz oraya nasıl konumlandırırız? Ben öğrenciyken bu dersi aldığımda hep şöyle diyordum. Böyle bir örnek veriyordum arkadaşlara ders anlatırken de. Müşterinin aklındaki ve kalbindeki, kalbe de girmek, kalpten pay almak da vardır pazarlamada. Onlara da daha sonra öyle ufak ufak tadımlık videolarda bahsedeceğim. Müşterinin aklındaki, kalbindeki oturma odasının baş köşesine geçip oturacaksınız. Misafir değil, evde eve ortak olacak. Geleceksiniz, eve ortak olacak. Oturacak koltuğa ve aklınızdan hiç çıkmayacak. Ben öğrenciyken hep böyle değerlendirirdim. Peki bunu nasıl yaparız? Rekabet seviyesi çok yüksek şu an dünyada. Artık dünya ile rekabet ediyoruz. Çünkü insanlar uzaktan da bir ürün getirtirebiliyor. Bunu sağlamak için yani marka konumlandırmayı bir tanımlayalım birlikte. Marka konumlandırma diğer rakiplerimizden bizi ayıran özelliklerle müşterinin bizi hatırlamasıdır. Yani siz bu marka bunu yapar. Bu markada bu vardır. Zihniyete de bu markaya güven. Size güven duyması. Burada hemen örnek vereyim. Biraz erken örnek aslında, daha ilerlerde verecektim. Hani konumlandırma birazcık daha firma olarak değil de sektör olarak düşünelim. Güvenli araba dediğimde aklınıza ne geliyor? Alman arabası. Bu bir marka değil ama otomotiv sektörü olarak, yani sektörel olarak bir marka. Alman arabası. Güvenliyim abi, Alman arabasına bindiysem bir sıkıntı yok diyorsunuz. Peki sağlam konumlandırma, yani müşterinin aklına kazınmak için ne yapmak lazım? 1. Bu her videoda dönüyor ama gerçekten hani bunu tekrar ediyorum ki en önemlilerinden biri, yani bu işte girişimde hedef kitle. Hedef kitlenizi iyi belirleyip iyi tanımanız lazım. Hedef kitlenizi belirledik ya, iş yaparken, ürün hazırlarken. Şimdi de konumlandırırken hedef kitlemizi iyi anlamamız lazım. Hedef kitle ne düşünüyor? Ne yapıyor? Nerede? Gençlere hitap ediyorsan sosyal medyada. 65 yaş üstüne hitap ediyorsan o da değil. 65 yaş üstüne hitap ediyorsan Facebook'ta. 65 yaş üstü Facebook'ta. Söylemek istemiyorum ama oradalar. Genel olarak ne yapıyorlar? Neyi seviyorlar? Neyden hoşlanıyorlar? Hedef kitlemizi iyi tanıyacağız. Ve girmiş olduğumuz pazarda rakiplerimiz ve pazar ne istiyor ve ne yapıyor? Bunları çok iyi irdelememiz gerekiyor. Ve en önemlisi, markanın müşteriye sağlayacağı farklılığın, müşteriye sağlayacağı faydayı müşteriye çok iyi aktarmamız gerekiyor. Hani müşteri bu farklılığı nasıl haberi olacak ve bu farklılığın müşteriye faydası ne olacak? O bilecek ki oturma odasından sizin açsın kapısını, buyurun gelin yerleşin, çaya davet etsin, hep orada kalın, 5 çaylarında hep orada olun. Hedef kitlemize vereceğimiz farklılık ve oluşacak değeri hedef kitlemizde vermemiz gerekiyor. Markayı konumlandırmak istiyorsak bir farkındalığımızı yaratacağız. Sektör bazında olsun, rakipler bazında, ve kitlemize o değeri ifade edeceğiz. Ona verdiğimiz değeri, farkındalığı ifade edeceğiz. Hemen burada bir sektörel olarak yapalım. Sektörel bir örnek verelim burada konumlandırma ile ilgili. Şöyle Duracell. Ne diyor? Diğer pillere göre 7 kat daha fazla. İşlevini söylüyor. Ben daha fazlayım diyor.
ve sizi hem ekonomik olarak hem de güç anlamında bir farkındalık yaratıyor. Hem daha ucuz alacağınız aynı pillerden daha başarılı. Koşturuyor, ayıcığı koşturuyor. Sizin gözünüze bunu sokuyor. Ve dediğim gibi farkındalık ve değeri size aynı anda veriyor. Duracell aklımızda her zaman diğer pillerden daha iyi olarak kafamızda konumlanmış bir durumda. Şimdi. Ya da rejimiz. Evet, rejiden bir örnek geliyor. Buyurun reji. Oradan bir şeyler işaret yapıyorsun. Buyurun. Omo diyor. Şey vardı eskiden ya, Omo. Neydi? Omo oyunu mu vardı? Vardı ya, Omo diye bir oyun vardı. Yazardık Omo. Omo muydu? Omo vardı. Vardı. Orman mıydı? Omo'ya gidiş. Ya hatırlayanlar yorumlara yazsın. Omo diye bir oyun vardı. O oynardık. Biz ortaokulda, ilkokulda Omo. Vardı öyle bir oyun. Yazıyorduk. Dağları mı geçiyordu? Öyle bir şeydi. Omo dedin ama evet. Omo kendini mesela şey yapıyor işte, Ariel miydi, Omo muydu, ikisinden bir tanesi öyle söyleyeyim. Kocaman çarşafları ikisini şey yapıyor, kirletiyor falan böyle. Hayat kirlenince güzel falan filan de kirletiyor. İşte Omo'yla yıkanan bembeyaz, diğer deterjanla yıkanan lekeler geçmemiş falan. Hani sizin resmi o kadar resmi kula. Yusuf Bey, sizin. Yani senin verdiğin Duracell örneğine de ben de bir örnek vermek istedim. Tamam, alkış. Son dönemde markalaşmak, marka konumlandırmak çok zorlaştı. Peki neden zorlaştı? Çünkü tüketiciye, müşteriye inanılmaz seviyede mesajlar gidiyor. Yani bakın, biraz önce rejimizin örnek verdi. O muydu, Ariel miydi? Hangisiydi o mesajı gönderen? Çok mesaj gidiyor. Dijitalden ve sosyal medyanın aktif gücünden dolayı her marka bir mesaj gönderiyor. Bizim burada marka konumlandırma yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dijital çağda bu kadar çok mesaj gönderiliyorsa kafa karışıklığı vardır. Oraya girebilmek için sade, yalın, anlaşılır bir dille ifade etmemiz gerekiyor ki akılda kalsın. Hani çok birbirine benzer mesajlar gönderirseniz siz de o çorbanın içine girirsiniz. Hani demiştim ya, oturma odasına geçmek, beyindeki oturma odasına. Siz de oraya nasıl girersiniz o zaman? Akşam yemeğindeki çorba olarak. Çünkü orada bir de çorba var. Akşam yemeğinde çorba, oturma odasında yemek yiyeceksiniz. O da çok giden bu dijital çağda inanılmaz mesajlar gidiyor işte. Yani biraz önce rejimizin tekrar diyorum. Omo muydu, Ariel miydi o mesajı veren? Hani akılda kalmıyor çünkü çok mesaj gidiyor. Biz yalın ve sade kalmaya, anlaşılır üslupla göndermeye dikkat ediyoruz. Tersi de olabilir. Biz bunu sade gönderdiğimizde karşı tarafın aklına giriyoruz. Ve bu sade göndermenin bize avantajı ne olacak? Şimdi burada reji bir olayı aktarırken bana örnek verip bir markayı bana da tanıtacaktı. Sade gönderirsem aklında sade kalır. Ya şu marka bunu mesajı vermiş. Bak, şu markanın şöyle bir avantajı var deyip bana satacak. Ben de o markadan haberdar olacağım. Yani bizim konumlandırma çabamıza tüketicimiz de destek olacak. Yayılmamız daha kolay olacak. Sade göndermek çok önemli. Mesajı sade gönderdirmek. Son dönemde dijitalleşen çağda sade, anlaşılır, yalın, tık diye akla gelmesi gerekiyor. Ürünün gücünü ve farkındalığını bu şekilde yaymış olacağız. Hemen yine bir örnek sektör verelim yine. Kumar şehri dediğimizde neresi geliyor aklımıza? Evet Reci. Evet. Mesela Kıbrıs gelmiyor. Yani onun gibi. Kıbrıs da öyledir ama bak, Las Vegas geliyor direkt aklına. Hani bu mesajı sade ve filmlerden veriyor. Daha çok filmlerden verdiği için Vegas, hani kumar şehri, günah şehri tarzında. Hani verdiği için başarılı. Sade, yalın. Peki bu konumlandırma çabaları, bu faaliyetleri nasıl oluyor? Şöyle 8-9 başlıkta ilerleniyor. Hani eskiden zamanımıza, şu an kullanılmayanlar da var. Ben kullanılanlardan kullanılmayanlara doğru hepsini size söyleyerek bu konumlandırmayı güzel bir aklımıza oturtturalım. İnsanlar, yani bizim gördüğümüz markalar ya da biz bir marka oluşturup konumlandırmak istiyorsak nasıl ilerlememiz gerekiyor ya da bize nasıl geliyorlar? Şimdi sıralıyoruz. Birincisi, ürünün özelliğini vurgulayarak. Yani demiştim ya, rakiplere bakıyorsunuz sektöre göre. Ürünümün şöyle özelliği var. Hemen bunu bir örnek diyelim. Fairy. Özelliği ne Fairy'nin? Diğer markalara laf atıyor. Bu kadar daha çok tabak yıkayabilirsiniz. Şu an aklıma gelen Bernard Lachine'in oynadığı reklam. Direkt aklıma o geldi şu an. Ürün özelliği.
daha fazla yıkıyor, daha iyi yıkıyor, temiz bırakıyor tabakları ve sizin ekonomik olarak daha iyi olduğunu gösteriyor. Böyle 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 gidelim, daha mantıklı olur. Fiyat ve kalite ilişkisine oranlayarak konumlandırma. Ona da hemen örnek verelim. Papya. Papya ne yapıyor? Diğer tuvalet kağıtlarına göre daha ekonomik ve daha kullanışlı izlenim vererek bize fiyat kalite ilişkisiyle kendini konumlandırmaya sokuyor. Direkt benim aklıma gelenler bunlar. Sizin de aklınıza gelirse bu arada hani gördüğünüz, izlerken yorumlara bırakabilirsiniz. Solo. Solo inanılmaz yapıyor onu. Bozuk paralar falan. Solo solo. Solo. Evet. Solo. Hem hesaplı. İnanılmaz yapar. Solo. Zaten aynı şekilde de yani Papya da onun rakibi olduğu için. O direkt aklıma benim Solo. Yani. Benim Papya. Son dönemde daha çok mesajı Papya göndermiş Solo'dan fazla bana. Benim Papya geldi direkt aklıma. Ürünün kullanımının vurgulandığı konumlandırma. Şöyle, o çok basit. Yani bir ürün var. Ürünü burada kullanırsanız iyidir. Hemen ona da örnek. 5 çaylarında ne gider? Kek. Kek reklamları, bisküvi reklamları genellikle 5 çayına vurgu yapar izlerseniz kafada konumlandırmaya. Siz 5 çayı geldiğinde o ürünler sizin aklınıza gelir. Ya da çay saati. Çay zamanında yanında kek güzel gider. Çayınızı aldığınız zaman elinize ne geliyor? Kek, bisküvi. Bunlar daha çok aklınıza geliyor. Bu da ürünün kullanıldığı yerden doğru konumlandırma. Hani çay saatlerinin vazgeçilmezi, bisküvi falan tarzında. Aynen, mesela cipsler, film ya da maç esnasında. Ruffles mesela çok yapıyor. Evet. Ne ürün verdi, onu çıkarttı maç esnasında. Cengiz Ünder, Ruffles evet. Messi'ler falan evet, da çok şey yapıyor. Çok maç saatinde çerez. Maç saatinde evet. Onu çok yapıyor, onu çok konumlandırdı. Aynen abi. Diğeri de arkadaşlar ürünün sınıfını vurgulayan konumlandırma. Onu da şöyle söyleyelim. Nescafe'den örnek verelim. Sıcak içilir Nescafe, biliyorsunuz. Nescafe sıcak içilirden. Sonra sektörü değiştirdi. Çok tam zıt sektör. Soğuk çay içimi. Soğuk çay ne? Soğuk kahve. Soğuk kahveye geçiş yaptı tam bir sektörü değiştirerek. Hani burada ürünün sınıfını vurgulayarak yani sıcak. Hep reklamlarında hatırlarsınız Nescafe'nin sıcak. Dumanlar çıkar. Ya da şimdi soğuk reklamlarında buz, böyle buzla ilişkilendirilerek yapılıyor. Evet. Ürünün sınıfı yani soğuk ürünler, sıcak ürünler gibi duman, buz ikilemini size böyle aktarmış olayım. Mesela kettle da koyuyor. Yani sıcak devamlı onu vurguluyor. Öyle bir konumlandırma. Ürünü kullananların vurgulandığı bir konumlandırma var. Hani kadın ürünü gibi tarzında, erkek ürünü. Bu çok kalmadı sektörde. Çünkü hani unisex ürünler, her şey unisex'e daha çok yatkın. Çok tercih etmiyor markalar bunu. Çünkü başarısız olabiliyor. Hani atıyorum saç spreyi, kadın saç spreyi, erkek saç spreyi. Yani bunu çok bölümleştirmek istemiyorlar artık. Çok başarılı değil vurgulama. Bu fazla kullanılmayan bir konumlandırma stratejisi. Şey mi söyleyecek? Evet, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Aslında ben senin bu tezini minik, küçücük bir çürütme. Çok kullanılmamasını mı? Evet. Tamam, tezim çürt. O kitaplarda da çok böyle yazar. Tamam, söyle. Evet. Yani şey için diyorum, pazarı küçültmemek için. Pazarı böyle. Küçültmemek için mi, ama bazı markalar artık çok fazla men tarzında, hani men'i vurgulayarak ürün çıkartıyor. Yani erkeklerin de mesela bakım diyeyim sana, çok fazla erkeklere yönelik bakım ürünleri falan çok fazla çıkartıyorlar. Böyle bir ayırıyorlar kadınla erkek. Yanlış işte. Yanlış. Yanlış. Bir diğer arkadaşlar rakiplerle kıyaslandırarak konumlandırma. Bunu zaten diğer örneklerde vermiştik, hani Fairy rakiplerine göre daha iyiyim, ya da Duracell, ilk başlarda verdiğim Duracell örneği, rakiplerimizden biz daha iyiyiz gibi mesajlar vererek konumlandırma tercihinde bulunuyor. Bu sıklıkla yapılan, zaten ana amaç konumlandırmada hani söylemiştik ya, farkındalık yaratmak. Bu markalarda çoğunlukla bunu kullanıyor. Hani ben daha iyiyim ondan, ben daha iyiyim ondan. Biraz şey atmak yani. Siz anladınız. Bir şey atıyorlar yani Pepsi birbirlerine. Yani Pepsi evet, tarafın tadım testi biz daha çok tercih edildik. Hani içildi. Tabii evet, bu çok sıklıkla, çünkü konumlandırma farkındalık, diğer markadan bir farkındalık yaratma meselesi evet, olduğu için bunu çok kullanıyorlar. Bir diğeri kültürel sembolleri kullanmak. Hani bunlar artık şey,
yani bölgesel alt kültürleri değerlendirebiliriz. Hani şöyle Ege'nin damak tadına uygun tarzında ürünler ya da Akdeniz'in şeyin. Evet, buradan bir rejimizin şu an heyecanlı bir cevap vermek isteyişi var. Buyurun, rejim. Örneği rejimizden geliyor. Leys. Leys, evet. İzmir tulumlu. Mevsim yeşillikleri, Alt kültür. Anadolu tadı, Aloturka, Doritos Tabii. falan böyle Alt hafif tatlı falan. kültürel olarak konumlandırmayı çok yani yapılıyor. Zaten reklamlarda hatırlarsanız işte gidiyor emekçi, Anadolu'dan gelmiş bizim emekçimizin cips patateslerini yapıyoruz tarzında. Bunlar da yapılıyor. Ayşe Çok teyze. Ayşe teyze çok tercih edilmiyor son zamanlarda aslında. Çok tercih edilen bir yöntem değil konumlandırmada ama tercih edilenlerden biri olarak söyleyebiliriz. Yaşam biçimi den doğru bir konumlandırma var. Biraz üst segmentlerde var yaşam biçimi. Hani bunu kullananlar böyle. Bu ürünü kullananlar böyle insanlar. Ya da zaten kendi aramızda da yapılan hani Burberry ürününü kullanıyorsa ya da kadınların kendi arasında işte Chanel çantası varsa ya da Estée Lauder ruju varsa falan böyle hani olan bir bunu kullanıyorsa iyidir, şöyledir yaşam tarzına yönelik. Bunu daha çok markalar dolaylı yoldan, direkt mesaj olarak değil de dolaylı yoldan doğru insanlara empoze ediyor diyebiliriz bunu. Onu parfüm markaları çok yapıyor. Lüks Lüks parfüm parfüm markaları, evet. Bunu sıktığın markaları. Evet. anda, Yves Saint Laurent falan inanılmaz evet, yapıyor bunu mesela. sıktığın anda böyle şey oluyorsun falan tarzında mesajlar var. Çok tasvip etmiyoruz. Bana yaklaşma. Marka kişiliğine odaklı konumlandırma var bir de seçenekler arasında. Bu da çok tercih edilmiyor. Yani ürünün özelliğine güvenip markanın, yani kimliğin, ürünün özelliği demeyeyim de o başta söyledik. Markanın kimliğine güvenerek bir konumlandırma var. Hani biz böyle markayız. Biz bunu yaparız atıyorum. Sağlar gibi hani sağ koyulduğu zaman bir şey var. Yani bizim markamız, biz yapıyoruz tarzında hani konumlandırma onun güvencesiyle, şey güvencesiyle tarzında yapılan konumlandırma seçenekleri var ama o da çok sağlıklı değil. Hani her şeyi biz başarırız gibisinden. Evet, arkadan rejimiz videoya bir katkıda daha bulunuyor. Buyurun. Sağlamsa, Ha, lassa. Sağlam, biz sağlamız kardeşim. Biz yaparız sağlamsa, yeterli. Lassa, sağa sağlamsa. atı. Kendi ürününe çok güvenip sağlamsa, yaparsın aslında. sağ işte sağlamsa. Hani sağı vurgulama Ya amaç sağlam değilse. neyse Nasıl? diye. Evet arkadaşlar, son olarak artık bunları sıraladık size. Son olarak ne diyoruz? Tüketicinin dikkatini çekiyoruz. Farkındalık yaratıyoruz. Bu arada da bu mesajları verirken, gönderirken de inandırıcılıktan uzaklaşmıyoruz. Uçmuyoruz hayal dünyasına. Yanlış bilgiler göndermeden marka kimliğimize uygun şekilde o oturma grubunun da en kıymetli bölüme geçmeye çalışıyoruz ki yayılalım, kafada kalalım. Burada son anda bir rejimizden yine son bir hamle. Buyurun reji. Mesela bir şey, ben örnek bir şey sormak istiyorum. Şimdi mesela bizi izleyen değerli takipçilerimiz olsun, videolarımızdan abone kankalarımız olsun. Sen bu kadar çok güzel anlatıyorsun, ediyorsun. Mesela senin evimizde hani baş köşede olan, soframızda, evimizin baş köşesinde olan markalardan bahsediyorsun. Herkesin vardır. Ben seninkini merak ettim. Nasıl yani? Senin gerçekten beğendiğin, Evet. duruşunu sevdiğin, hani evimde de olur her zaman, benim için değerlidir, kalbimde yeri vardır dediğin bir marka var mı? Çay, Çaykur. Çay, Çaykur. Çaykur. Evet. Çay insanı olarak Çaykur. Yorumlara yazın. Merak ettiğiniz sizin aklınıza izlerken aklınıza gelenler olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Biz videonun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi, bizleri yormayı, sizden talepler geldikçe biz de daha şevklenip video çekmeye devam ediyoruz. Yani bir abone sayısı bu videoları çekmeye başladığımızdan beri belli bir seriden sonra artmaya başladı. İlginize de çok teşekkür ediyoruz. Bunları gördükçe de biz de diyoruz ki yapmamız lazım. Mümkün olduğunca zaten sohbet havasında örneklerle böyle çok kitap sıkıştırmaları yapmadan keyifli yapmaya çalışıyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve kanaldaki diğer videoları gezmeyi, bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.